Merhaba İz Televizyonu izleyicileri. Bugün kemer altının nabzını tutacağız. Esnafın derdini dinleyeceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız, hep birlikte izleyelim. Oldukça yoğun. Kemer altına ciddi bir teveccüh var müşteriler tarafından. Yabancı, yerli, gerek ulusal gerek yurt dışından insanları görüyoruz. Hareketli, güzel, fena değil. Müşteriler memnun mu peki fiyatlardan? Herkesin şikayeti o. Herkesin zaten algısı bozuldu. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Benim de algım bozuldu. Fiyatlar çok çok farklı. Aynı hizmeti çok farklı fiyatlarda alabiliyorsunuz. Peki asgari ücret ara bir zam geldi biliyorsunuz. 5500 lira oldu. Bu zam alıcıyı da satıcıyı da etkiledi mi sizce? Siz etkilendiniz mi? Kesin etkilendik ve etkilenmeye devam edeceğiz zaten. Enflasyonu körüklüyor. Enflasyonu artı yazıyor ne yazık ki. Bizim için de aynı şey geçerli. Maliyetlerimizin kesin artmasına sebep. Bayram öncesi sonrası satışlar. Aslında bu bayram genellikle oturma şeyindeyiz. Biliyorsunuz sosyal medyadan da gördüğümüz kadarıyla müşterilerimizin çoğu yazlık yerlerde. Dolayısıyla oturduk bu bayram. Asgari ücreti ara zam yapıldı biliyorsunuz. Satışlarınızı etkiledi mi sizin? Alıcı memnun mu? Yani henüz hayata geçmedi. Evet bir artış oldu. Bir iyileştirilme oldu ama henüz hayata geçmedi. Herhalde sanırsam bu ayın sonunda tamamen cebimize girmiş olacak o para. Dolayısıyla bu benim de bana gelen müşterinin de potansiyeline göre değişecek herhalde. Biz genelde toptan çalışıyoruz. Genelde yurt dışından gelen ürünlerimizi burada toptan esnaf arkadaşlarımıza satıyoruz. Onlar da o şekilde çarklarını çeviriyor ama beklemedeyiz. Bir 15 gündür falan çarşı kemeraltı durgun. Ama insanlar alışmış yani zam falan bir şey ifade etmiyor. Alıyorlar yani. Hiç kimse ses çıkarmıyor. İnsanlar hipnoz olmuş durumda. Yani hani gayet memnunlar yani. Hani daha önce başka bir durumda yok zam geldi falan diye feryat figan herkes şey yapar. Ama hiç etkilenmemiş gibi insanlar. Yani bu zamlara eskisi kadar halk tepki göstermiyor mu? Hayır kesinlikle göstermiyor. Güzel Allah bereket versin. Güzel yani işlerimiz oluyor. Asgari ücrete de makul miktarda bir zam geldi biliyorsunuz 5500 lira oldu. Evet. Alıcı bundan etkilendi mi? Siz ne kadar etkileniyorsunuz? Sizin satışlarınız? Bereket versin faydası var yani. Alışverişlerde biraz fark ediyor. Allah sizin bereket. Durumunuz iyi yani. İyi yani şükürler olsun iyi yani. Evet. Kaç yıllık esnafsınız? 52 senedir. O zaman da pahalılık vardı ama şu bir senedir 6 aydır doğrusu pahalılık bizim de canımızı okudu ama İnşallah ortalık düzelecek. Elhamdülillah yani bizim işlerimiz de tatlı olduğu için biz de sıkıntıdayız. Özellikle süt, şeker zamlara durduramadıklarından dolayı fiyatlara yansıtamıyoruz. Dolayısıyla hep kendimizden, bütün esnaf için geçerli bu. Elektrik sarfiyatları çok arttı. 1000 lira gelen yerler 2000 liraya çıktı. Satışlarınızı etkiledi mi asgari ücrete yapılan zam? Şimdi asgari ücreti biz insan olarak düşündüğümüz zaman çalışanlara tabii zam yapılması lazım. Çünkü ama bu enflasyona ne yapılırsa yapılsın bu yapılan zam bile yeterli değil bana göre. Çalışana yapılan zam da bence yeterli değil. Çünkü giderler çok fazla. 10 bin lira yapsalar ne olacak? Ona göre biz de ürünlerimiz ona göre zam yapmamız gerekiyor. Değişen bir şey olmuyor yani bu kısır döngü dönüyor.